Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte yeniden Food Champions paketlerimizi açacağız. Bu hafta Gold 1 yaptık. Ve Division Rivals ve Champions açacağız. Önce Division Rivals sanırım 2'de bitirmiş olmam lazım. Böyle satılamaz alıyordum hep tabii. Bu haftayı satılamaz bitirdim, çok oynayamadım. Geri de ödülü hiç bilmiyorum ne var. Klasman 3'teyim bu arada, Klasman 3'ün ödülleri bunlar. Ve Champions ödülleri. Bu hafta iyi konular göremedim ben. Fakat hoşuma gidebilecek bir iki tane var istediğim. Geçen hafta 53 yapmıştım. Fakat bu hafta bir kötü oldu. İnşallah istediğim oyuncuyu verir diye düşünüyorum. Aynen, Lejeune istiyorum. Bari bundan çıksın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Haydi. Evet, bu hafta da çıkmıyor. Bu hafta da evet, bu hafta da istediğimiz çıkmadı. Champions bu şekilde. 8 tane paketimiz var. Paketlere önce bir bakalım. 2 tane Jumbo Premium altın paketi, 2 tane nadir oyuncu paketi, 2 tane Jumbo nadir oyuncu paketi, 2 tane de Mega paket. Gayet güzel paketlerimiz var. Başlayalım. Bari bunlardan güzel bir şey çıksın, haftamız güzel geçsin. Haydi bakalım, başlıyoruz. İyi başlamadık. Bakalım kopyalar mı ne? Saraçi. Bunları satılabilirler. Yine değiştirelim. Bir para ediyor mu? Etmiyormuş. Formalar ediyormuş. Evet, bir tane daha Jumbo Premium altı paketimiz var. Tabi daha paketlerimiz var. Önemli olan aslında Jumbo Premium'lardan güzel bir şey çıkması, çok hoşuma gider. Onlar satılabilir çünkü. Evet, buradan da. Victoria Pilsen gelmiş. Para ediyor mu? Zaten. Evet. Çok güzel paketlerimiz var. Bunlar 4 tane güzel oyunculuk paketimiz var. Ondan önce mega paketleri açmak istiyorum. Mega paketimizle başlayalım. Haydi bakalım. Güzel bir şey çıkması L ile. S8 paketten de bir şey çıkaramazsak sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Evet. Yine gelmiyor. Şu an paket şansı berbat. Çok kötü durumda. Bu arada ben niye kameraya bakamıyorum ya? Şimdi kafam böyle. Kafam dik durmuyor. Şimdi odaklandım sanırım. Evet, tam karşıya baktım. Ya, o biraz zaman alacak. Tabii neresi diyor. Falan. Bunlar satılabilir mi? Yok, bunlar da satılamıyor. Şu armayla. Umduğumuz şeyler gelmiyor. Evet, bir mega paketimiz daha var. Buna da bakalım. Oh! 4'te 0, mükemmel. Hatta 6'da 0. O Champions ödüllerinden de bir şey çıkmadı. Champions piklerden mi denilir? Bunlar satılıyor mu? Para ediyorsa yollayalım yukarı. İkisi de gitmiyor. Geldik güzel paketlere. Birazcık çalkalayalım çünkü şansımız şu an çok kötü. Berbat bir paket şansı var. Allah'ım sen nasip etme ya Rabbi. Kötü şans verenlere. İnşallah bize güzel bir şeyler çıkacak. Nadirler satılamaz, jumbolar satılır. Bastım gitti. Ya bunlardan da board gelmezse şaşırmam yani. Yok. Board. Douglas Costa ile Vizca. Geçen hafta informunu çıkarmıştım. Sonra parayı çevirdim. Evet, bir tane daha var. Bundan bir walkout bekliyorum artık. Bundan da walk geldi. Hayda, yine satılamaz Douglas Costa. Çok acı bir durum.
Fakat yapacak bir şey yok. Douglas Costa'lar satılamıyor. Yapacak bir şey yok. Güle güle demek zorundayım. Koydu. Ama şimdikiler satılabilir. Sizin o nadirler. Bari burada yüzümüz gülsün. Hep beraber gülelim. Bastım gitti. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Yani, aha bu ne? Walkout. 84 şey tahmin ediyorum Almanya. Royce mu? Evet Royce da 60 tane. Kaç para ediyorsun ya sen? Oo. Evet para etmiyormuş. Hepinizi bir yukarı alalım. Mesut Özil gelmiş. O da gerçi çok para etmiyor da. Onların hepsini ben listeleyeceğim. Evet, son bir tane daha var. Buradan gerçekten büyük bir şey bekliyorum. O kadar emek var. Champions'ı oyna. Yani gelmezse çok büyük sıkıntı. Allah'ım. Bu sene hiç ikon da çıkaramadık. Swap'lardan almak zorunda kaldım. Allah'ım. En güzel neyse ondan nasip et ya Rabbi. Buna da bastık. Geliyor mu? Evet bu hafta hiçbir şey yok. Bu hafta sıfır çektik. Yardstein hani Yardstein 4 tane kopya var ha bu ama Lindamak falan veriyor. Bu sıralar Orsic görevini yapıyorum. Orsic görevi için de bu kadroyu kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Perisic'i santrafora çekiyorum. Werner sol kanatta. Perisic'in bir golü kaldı. Bir golü daha galibiyetten sonra bitiyor. Oradan da bir nadir oyuncu paketi gelecek. Yani şöyle oynuyorum normalde maç için. 4-5-1'i beğendim. Ya zaten çok büyük bir hedefim yok. Özellikle böyle yaptım. Aslında defansifte 4-4-2. Ofansif taktiğimde 4-3-3. 3 MOO'lu oynuyorum. Ama bu hafta gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Yani 7-8 tane abartmıyorum. Hani top 100'e giren ya da daha önce top 100 görmüş oyuncular geldi. Geçen hafta Elite 3 yaptım. 23 galibiyet yaptım. Kısa süreli o hatta şey yazdım 3. galibiyet alınca kısa süreliğinde FUT Champions'da direkt 100 yazdı böyle. Rankımı göstermedi. Direkt 100 yazdı. Zaten gitti hemen. Herhalde bir şeyler denedi. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi Perisic'e Werner Perisic golünü atınca da Perisic'i çıkartıyorum. Neden Perisic'i çıkartıyorum? Ortalarla gol at görevi var. Bunun için de Harry Kane'i alıyorum. Yani şöyle oluyor. Kane sola, Royce'la Havertz ve oğullarımız. Perisic yerine de Kane geliyor. Yani böyle bir şey yapıyoruz. Orsic görevine daha devam ediyorum. Ama bitecek ya. Bugün Perşembe, Cuma günü o şey bitene kadar biter. Kalan iki tane ikon swap'ı da var. Onu da yaparım. Shadorf'u da ikon swap'tan aldım. Asıl kadrom normalde böyle değil ama bu kadroyu ben çok beğendim. Yani çok zevkli oynaması. Bilmiyorum. Champions'a böyle bir kadroyla girebilirim. Bayağı zevkli oynaması. O yüzden. Onun dışında söyleyeceğim şeyler. Bu haftaki formları göstereyim. Bu haftaki formlar beğenmedim. Çok kötü. Yani en iyiler 88. Yani gerçekten hiç böyle bir işime yarayacak bir şey yok yani. Yani şu Insigne gelse az bir şey, az buçuk bir şey olabilir. Hani headliner'ı da çıkaramadık. Headliner Orsic'i yapmaya çalışıyorum. Valla bu hafta sıfır çektik gibi bir şey ya. Yani. Çok kötü. En iyi ihtimalle 120-130k gelir ödüllerden. Bilmiyorum. Bakıp oynayacağım. Ama bu hafta yerine Elite 3 yapmam lazım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın.